Bismillahirrahmanirrahim. A'f ilahiyat Arapça 3 bölüm 9 konumuz mef'ulü mutlak. 4 alt başlıktan oluşmaktadır. Mukaddime giriş. Mef'ul mutlak evvela 3'e ayrıldığını unutmayalım. Ama mef'ul mutlak nedir? Fiil cümlelerinde konu isim cümlesinde cereyan etmiyor. Evvela fiil cümlesinde. Fiilin kökünden yani aynı türevden türetilen mensup mastardar mef'ul mutlak olarak adlandırılır. Fiilin kökünden veya kök olarak aynı değilse de mana olarak aynı fiil ile aynı manayı ifade eden bir mastarda olabilir. Aşağıda bu gelecek. Mef'ul mutlak üç ayrılır. Anlamı pekiştiren, kuvvetlendiren veya fiilin çeşidini bildiren ve fiilin sayısını bildiren. Dolayısıyla bir özet çıkartıyorsanız mef'ul mutlak nedir? fiil ile aynı kökten türev olarak yani nesara ise nesran, nesraten gibi veya ketbe ise ketben, ketbeten gibi olabilir. Ama aynı manada da olabilir. İlla aynı kökten olması gerekmiyor. Aynı harflerden yazılması zorunlu değil. Ama mananın aynı olması gerekiyor. Bir mastar olmalı ve mensup olmalıdır. Üç ayrır dedik. Bu da unutulmamalı. Mefhur mutlak çeşitleri üzerinde duracağız diyor ve mef'ul yerine geçen bazı kelimeler de var. Onlardan da bahsedilecek. Mada fa'alte fi nihayet el Hafta sonra ne yaptın? Usbu hafta nihayet son. Fa'alte <laughs> sen yaptın. Fa'ale <laughs> yapmak te sen. <laughs> Tarık ile İbrahim arasında geçen bir diyalogdan bahsediyoruz. Tarık diyor ki: Merhaba ya İbrahimu. Keyfel hal? İbrahim merhaba, nasılsın?" İbrahim diyor ki Enebi hayrin ben iyiyim Eşkuru ke Eşkuru ben teşekkür ederim Ke sana şükran cezile yani Çok şük çok teşekkür ederim Cezil çok Ente ya sen Nasılsın demek istiyor Eşkuru şükran görüyorsunuz Şin kaf ve ra Şin kef ve ra Aynı kök değil mi aynı harflerden Oluşmuştur şükür kelimesi Şiilen aynı kökten türemiştir. Dolayısıyla bu nedir? Aynı zamanda maslardır. Aynı zamanda mensuptur. Dolayısıyla bu mef'ul mutlaktır arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Tarık ene bi hayrin. Ben de iyiyim. Eyvallah. Aynı şekilde ben de iyiyim. Madane fa'ate sen yaptın fi nihayetil usbu'i hafta sonunda. İbrahim diyor ki tu ben gittim ile sugi çarşıya pazara gittim. Tarık diyor ki Cemil harika. Ma da fa'alte sugi. Peki çarşıda ne yaptın? İbrahim tecevveltu galilen. Tecevveltu ben dolaştım galilen az. ya yani şurada yazdığı gibi biraz da diyebiliriz. Ve sonra nazartu nazran seri'aten. Sonra hızlıca göz attım nazartı ben baktım. Naz zaten bir göz atmakta, öyle göz atmak ki bu seriaten hızlı. Hızlıca baktım. İle vacihati deka kini. Dükkanların vitrinlerine hızlıca baktım. Vacihat vitrinler. Bu da dükkanlar demek. Tarık da aence beke? Neler hoşuna gitti? İbrahim aencetni el -melabisu. Hoşuma elbiseler gitti diyor öyle elbiseler ki eşçiteviyetu çitevi yani kışlık elbiseler hem de i'caben şeriden çok hoşuma gitti. Tarık hel iştirayte en peki bir şey satın aldın mı İbrahim? La hayır nezartu nezraten seriaten fakat yalnızca hızlı bir şekilde baktım. Tarık mada faalte eyvan daha ne yaptın? Başka İbrahim diyor ki Vehep ila ba'dil mektebati Birkaç kitap evine gittim Mektebat kitap evi kütüphaneler Ve lakin neni Fakat ben ta'ibu Yoruldum kesiren çok Ve ev Ve eraditu, eradtu E raddu istedim En esteriha dinlenmek istirahat etmek galilen az Tarık diyor ki Eyne istarahte Nerede dinlendin İbrahim Zehebtu gittim ilel mekha Mekha'ya gittim yani kafeye Ve şeribtu içtim eşşaye çay Ve garatu okudum el -ceridete. Gazete hem de Gıra eteyin iki kez Gazete iki kez okudum Bu da sayı bildiriyor görüyorsunuz e, gara fiil ile Aynı köktendir Dolayısıyla mefhur mutlaktır Madane fe'ente yaptın ente sen ya Tarık. Tarık diyor ki zehebtü ila git, zehebtü gittim ila evladı, ammi. Kuzenlerime gittim. Ve sirna ve biz yürüdük fil hadigati. Bahçede meşyen. iyice yürüdük. Ve cerrayna raklan Ve iyice koştuk. Şimdi sirna ile şe, e, meşyen aynı köktendir. Sir yürümek demek, Meş bu da yürümek demek. Ama ne vardır? Harfler farklı yani sin ile ra ile yazılmışken bunda ne vardır? E, şe, şin vardır mesela. Yani mi? min var, şin var, ya var. Aynı harflerden içermemekte ama aynı manayı taşımaktadır. Demek ki kök aynı değil, mana aynı. Yani bu da nedir yine? Mefur mutlaktır. Tıpkı cereyna rakvanda olduğu gibi. Cera da Koşmak, yürümek, rakavla da aynı şekilde koşmak, yürümek, gezmek manalarına geliyor. Ama kökler aynı değil yani birinde cim var diğerinde cim yok. Kef var, kef yok demek ki aynı harflerden oluşmuyorlar ama mana aynı. E bu da nedir yine? mefur mutlak yapılmaya elverişlidir. Tabi tek mana aynı olması yeterli değil yani. Fiilden sonra mastar olarak gelmeli ve e, mensup olmalı. Bu kelime hem mastardır hem de mensuptur. Peki İbrahim diyor ki Mada fa'ente eyvan Daha ne yaptın? Daha başka ne yaptın? Tarık diyor ki Cema'na biz topladık Ba'dal fevakih Bazı meyveler topladık Ne gibi? Misli tufahi elma gibi Tufah elma Ve portakal Portakal topladık Ve rumman Ve rumman topladık Rumman nar demek Ve tin ve incir topladık Ve tini ve zeytun Tarık diyor ki Elhamdülillah Allah şükürler olsun Ennena biz Kavayna geçirdik nihayete Hader usbu'i bu hafta sonunu bir şeklin müm Mümte'in Keyifli Mümte'in keyifli demek Şeklin mümte'in Keyifli bir şekilde Geçirdik Merrem ile Nur arasında bir diyalog Esselamu Aleyküm Ya Nur Selamun Aleyküm, Nur. Kehfel hal nasılsın? Nur diyor ki Aleyküm Selam. Şükran. Teşekkürler ya Meryem. Meryem. enne ben bir hayrın iyiyim ve enti ya sen nasılsın? Meryem diyor ki ene bir hayrın evvan. Ben de aynı şekilde iyiyim. Şükran. Teşekkür ederim. Mada fa'inti el yevme. Bugün ne yaptın? Meryem diyor ki hafiztu ben ezberledim ney? Surat el fil. Fil suresini hem de hifzan ezberlemek de ezberledim. Yani iyice ezberledim. Hafıza, hifsan aynı kökten ve mastar ve mensup olarak geldiğinden burası mefur mutlaktır. Ve garatı ve okudum surat Yasin. Yasin suresine kıra eteyin. iki defa okudum. Kıra eteyni de mensuptur değil mi? Tesniyedir. Nasb alameti yadır. yani. Gidip feta aramaya gerek yok. Tesniyedir. Nasb alameti ya olur. Mensuptur. Kıraetun, kıraetani, kıraetteyni. Bu da ne olur yani? Aynı şekilde mefuri mutlaktır. İki kez de Yasin suresini okudum dedi. Devamında Kur'an-ı şu 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 yerlere bir bakın denilmiş. Ayetlere baktığımızda ve kelleme Allah Musa teklime. Kelleme teklim. Aynı kökten. Kelleme fe'ale. Fe'il tef'il. Bilenler için tef'il babından mazi bir fiil. Teklim ise tef'il babından mazlardır. Mensup nasıl alameti fetha görmektesiniz. Aynı köktendir. Burası mef'ul-i mutlaktır dolayısıyla. Ve zkur isma rabbike ve tebettel ilahi tebdile. Tebettel. Burası fiil. Tebdil ise onun e, mastar olmakta. Yani Tebettere E tebettelü tebettül gelirdi. Demek ki bedderü bedülü tebdil. Tefil babından bir mastar gelmekte. Tebettel fiilinden Aynı köktendir değil mi? Mesela ba var, t var, lam var. Ba var, t var, lam var. Aynı kökten gelmektedir. Maslardır. Mensuptur, meful, mutlaktır. Dükketi, dükket. Dal var, kef var. Dal var, kef var. Aynı kökten gelmekte. Sondaki t'ye aldırış şey etme, t'ye çekimden dolayı gelmiştir. Bekke, dükke. Dükke, dükke, dükü, dükket şeklinde gelir aynı köktendir. Dolayısıyla aynı zamanda mastardır. Aynı zamanda mensuptur. Öyleyse burası mefhulu mutlaktır. Devam ediyoruz. Mefhulu mutlak konusu. Mefhulu mutlak fiil cümlelerinde fiilin kendi kökünden türetilen Fiilin anlamını pekiştiren ya da fiilin nasıl ve ne şekilde yapıldığını açıklayan veya kaç defa yapıldığını bildiren mensup mastardır. Müfur mutlak nedir yani? Kafamızı kaldırıp şöyle bir duvara doğru baktığımızda tanımını yapabiliyor muyuz? Fehime halidüne derse fehmen. Şu iyice manası nereden geliyor? Şuraya baktığımda iyice manasına gelen bir şey yok aslında. Ama... ''Fehmen'' mastarı fiil aynı kökten geldiği için bana bir mana vermen lazım. ''Fehime'' anladı. ''Halidun halid'' derse derse ''Fehmen'' mastardır. Anlamak manasına, anlaması, anlayış manasına geliyor. Anlamakla anladı, anlayışla anladı, anlaması ile anladı. Mastar olduğu için bu manaları vermen gerekir. Türkçe'ye uyumlu olmaz bu çeviri. Dolayısıyla iyice anladı, mükemmel derecede anladı, kusursuz bir şekilde anladı o kusursuzluk, iyicelik bu maslardan gelmekte. Çünkü tekit ediyor manayı. Mefulu mutlak anlamı pekiştiren yani tekit eden mefulu mutlak fiilin kökünden türer. Fiilin anlamını pekiştiren ve fiilden sonra maslar olarak gelen mefulu mutlak daima müfrettir. Mensuptur ve belirsizdir. Nekredir yani. Sülasi fiillerden olabileceği gibi mezit fiillerden de gelebilir. Çevreyi de şüphesiz gerçekten tam iyice diye çevirmekteyiz. dal ve derse fehmen iyice anladı. Onu anlattı. Tekil mensup belirsiz olarak geleceğini unutmayalım demiş. Zaten az önce verdiği ayetlerdeki örneğin birini burada kullandı yani. Ve kellemallah Musa teklima doğrudan konuştu. Hafizat Aişetü'l-Kur'an'ı hifzan iyice ezberledi. Yapılış biçimini bildiren mefuru mutlak. Yani az önce tekitten bahsettik. Bu kelime kesinlikle fiilin kökünden bir maslar olmalı, müfret olmalı, nekre olmalı dedik. İşte örnekler vermiş oldu. Şimdi ikinci mefuru mutlak çeşidi olan yapılış biçimini bildiren kısma geçiyor. Burada diyor ki bu mefuru mutlak ya isim tanımlaması ya da sıfat tanımlaması şeklinde gelir. İsim tanımlaması veya sıfat tanımlaması. Yani muzaf muzafın ile veya sıfat tanımlaması derken sıfat mevsuf yani. Bu şekilde gelecektir karşımıza. aynı şekilde yine mensuptur. Türkçe'ye de şeklinde tıpkı gibi diye çevireceğiz diyor isim tanımlaması olarak gelen ve fiil yapılı, fiilin yapılış biçimini bildiren ve mutlak. Sara el verelu seyra el mühezzebine. Merra el kıtaru es merra sahabi. Aynı kökten gelen dikkat edin yani. Sara seyir. Merra merra. Ecabe icabe. Aynı kökten mastar geliyor. Ama bu mastar burada bu defa yukarıdakinden farklı olarak muzaf olarak kullanılmakta. Yukarıda hifzan teklimen şeklinde geliyordu. Nekreydi. Ve bunlar nekreydi aynı zamanda. Bu defa nekre olması gerekmediği gibi kendisi muzaf olarak görev yapıyor. Sara el veledü seyr al Çocuk terbiyeli kişiler gibi yürüdü. Esasen burada gibi manasına gelen hiçbir kelime yok. Yalnızca seyir var. Seyir el-mühedebine, mühedeb edepli kişiler demek. Seyir, yürüyüş. Edeplilerin yürüyüşü. Yürüyüşüyle yürüdü. Yürüyüşü, yürüyüşü gibi. Yürüyüş biçimiyle dememiz gerekiyor. Merra al-kıtâru es merra. Buradaki merra mastardır. Buradaki merra fiildir. Mâzî fiildir. Hızlı tren, bulut gibi geçti. Merra sahabi. Ecabe et icabe kelimesi de ecabenin master olmaktadır. Bu yani fazla anlatacak bir şey yoktur. Sıfat anlaması olarak da gelebilir. Yine aynı şekilde yapılış biçimini bildirir. Gara, gara e okudu. Et talib öğrenci el mekalete makaleyi hem de kıraaten sahihaten doğru bir biçimde okudu. Doğru bir okuyuşla okudu. Karaya'dan yine mastar olarak geldiğini görmekteyiz. Ama bu kelime aynı zamanda mevsuf bir sıfatı var. Dikkat çeken nokta bu. Nameden nevim gelmekte. Yine aynı kökten mastardır. Peşine bir sıfat gelmiştir. Yani hem mastardır bu hem de mevsuftur. Sıfatlanan kelimedir demek istiyorum mevsuf derken. İstakbeleden yine bir mastar geliyor. Ve kendisinin hemen ardından bir sıfat geliyor. Bu şekilde yapılış biçimini ifade ediyor. Peki fiilin sayısını bildiren duruma kadar şu ana kadar ne gördük mü fır dair mü fır mutlak ayrılır dedi. Birincisi tekit edebilir. Bu durumda nekredir ve muzaf değildir ve mastardır. Aynı köktendir veya aynı kökten değilse de manaca aynıdır. İyice manasına gelir. Kenara koy. Yapılış biçimini ifade edebilir dedik. Gibi şeklinde mana verilir. A şıkkı aynı köktendir, mastardır ve muzaftır. B şıkkı aynı köktendir, mastardır ama muzaft değildir. Sıfat mevsuf ilişkisi vardır. Şimdi e, mefhulü mutlan üçüncü kısmına geldik. Bu da sayısını belirten mefhulü mutlak. Sayı belirtebilmesi için fe'leten kalıbındaki mastar kullanılmaktadır. Buna mastar binay merra adı verilmekte. İşte kere, defa, diye mana verilir. Bulabilmek için de kaç kez, kaç defa diye soru sorarsın. Cevap ne geliyorsa odur yani. Daima mensuptur, müfret olabilir, sesni olabilir, cemi olabilir. Teduru el erlu devraten fil yevmi. Yeryüzü günde bir defa döner. Kaç defa? Bir defa. Ha, demek ki bu mefur mutlaktır. Bu manaya gelen kelimeyi bulman lazım. O da nedir? Devratendir. Seceddü secdeten faaleten ile aynı kalıp kalıba dikkat etmek gerekir yani faaleten kalıbındaysa kelime mefru mutlaktır aynı zamanda sayı bildiren kısmıdır devraten secdeten faaleten tesni olarak gelebilir gelebilir an yani itibariyle faaleten kalıbında değil tabi fark ediyorsunuz ranne el hatifu ranne teyni o zaman şöyle ezber yapmak gerekir. Eee yani mesela devraten ardından ranneteyni bu şekilde de gelebilir yani tesni olduğum böyle gelir cemi olduğu zaman secdatin kalıbında geleceğini unutmamamız gerekiyor müfret tesni cemi olarak gelebiliyor yani Fiilin sayısını bildiren ve mutlak bazen yukarıdaki örneklerden farklı olarak fiilin sayısını bildiren mastar formu yerine yine defa kez anlamında merra kelimesi kullanmak suretiyle de yapılabilir. Şehet duhadel filme merraten, merrateyni merratin miraran. Bu şekilde gelebilir. Bu, bu da nedir yine? Meful mutlaktır. Farklı olarak bu gelebilir. Mef'ul mutlak yerine geçen bazı kelimeler vardır. Bunlara sözde müful mutlak adı verilmiştir. Diğer adı ile na'ibul mef'ul mutlak. Na'ibul mef'ul mutlak. Sözde mef'ul mutlak. Fehim derse ceyyiden. Bu cümlesinde nasıldır? Şöyledir. Fehim derse fehmen ceyyiden. Yani esasen gerçek mef'ul mutlak nedir? Fehmendir. Ceyit de onun sıfatıdır. Sıfat mevsuf ilişkisi vardır burada. Yapılış biçimini bildiren A, B diye ayırmıştık. B şıkkıdır. A, B, A şekli, A kısmı muzaf muzafın ilihti. B şıkkı sıfat Mevsuf ilişkisiydi. Yapılış biçimini bildiren müfır mutlağın. Burada o kısım işte yalnızca gerçek müfır mutlak silindiğinden onun sıfatı kal kalıyor geriye. Bazen demek ki meful mutlak silinir, hasfedilir. Beşik, bav, kül gibi kelimeler. Şimdi şuraya bir daha bakalım. Burada esasen anlatılmak istenen şey nedir? Aynı kökten gelen meful mutla bazen gözünle göremezsin, silinir. Gerçek meful mutlak kaybolabilir. Bu durumda onun yerine vekillik eden sıfatı vardır. Sıfat durur. bu sıfatı sen işte naibu mefhulü mutlak dersin. Orijinali ise şuradaki fiilin kökünden gelen bir fiildir ki o da burada fehmendir. Hani keteptü ederse dersi yazdım. İşte ketben e ketbeten ceyiden ceyideten. E ketben kelimesi silinmiş geriye ceyit kalmış. Ceyit gelmiş ama bakıyorsunuz burada keteptu var. O zaman bunu masarı demek ki orijinal mefur mutlaktır ama silinmiştir. Sıfat onun yerine görev yapmaktadır diye düşünmemiz gerekir. Şimdi burada bitti. Beşik, baiz ve kül bazen cümlelerin fiilinden türetilmiş maslara muzaf olmak suretiyle gerçek mefur mutlakın yerine geçerler ve mensup olurlar cümlenin fiilinden türemiş bir maslara muzaf olabilir. Bu durumda bunlar mefhul mutlak olur. İnceleyelim bakalım. İhterame el-dullabu el-üstaze küllel el ihtirami. Şimdi i̇şte fiildir. Onun masları da el ihtiramdır. İhterame yehterimu ihtiram. Maslar. Esasen gerçekten mefur mutlak bu idi ama başına kül geldi ve kül onun yerine geçti artık. Kül olsun, bazı olsun bunlar fiilin kökünden olan mastara muzaf olarak kullanıldıklarında diyor. Artık bunlar mefur mutlak sayılmaktadır. Nafa'ahu el-ilacu ba'zan naf'e. Nafa'a el-naf'u. Nafa' kökünden mastardır. Ama bu masların hemen evvelinde bazı muzaf olarak gelmiştir. Bu durumda artık bazı mefur mutlaktır. Muzaf olarak geldiğini kendisinin hemen sonundaki kelimenin yani aynı kökten türemiş olan ismin mecrur olarak bitmesinden anlayabilirsin. Mecrur ne demektir? Geniş bir kavram an itibariyle burada esre manasına gelmekte. Mefhul mutlak yukarıda geçenlerin yanı sıra fiilin eş anlamlısının maslarıyla da yapılabilir. Bu durumdaki kelimeler de sözde mefhul mutlaktırlar ve daima mensupturlar. Ka'eddu cülüsen. Ka'ede <-i> <"Gâlde -i> oturmak, celese de oturmak. Ama aynı kökten mi değil? Birinde kaf var, birinde yok mesela. Cim var, cim yok. Ama mana aynı. Ka'eddu <gâlde -i> <"Gâlde -i> cülüsen. İyice oturdum. Caraytu rakban. İyi koştum. Meşeytü seyran iyi yürüdüm. Meşa ile se sara bunlar nedir? Aynı köktendir. Birinde şim var birinde yok. O zaman aynı kökten değil ama mana aynı. Dolayısıyla mefhulu mutlak olur. Birkaç tane örnek verelim demiş İrab alıştırması. Burada da bir tane yeni bir diyalog söz konusu. Merhaba, merhaba. Ene Kemal, ben Kemal'im. Ene uhibbu el kitabı kesiran. Ben kitabı çok çok severim. Pardon, yazmayı çok severim. Kitabet demiş. Yazmayı çok severim. Ellerime bugün kitabı yazdım. Kitabeten ceyyideten. İyi bir yazı yazdım. Kitabı kitabeten. Ceyhide'den. iyi bir kitap, iyi bir yazı yazdım. Şuradaki kesir neden kırmızı? Çünkü mefur mutlak. Niye mefur mutlak? Kesir çünkü adet bildiriyor. Çok yani. Dolayısıyla mefur mutlaktır. Ketebe türünden kitabet kelimesi gelmiştir. Aynı kökten yani. Bu da nedir? mefur mutlaktır. Ceyhid ise onun sıfatıdır. Dolayısıyla buradaki meful mutlağın kısmı sıfat mevsuf ilişkisi içermektedir. Yani yapılış biçiminin B şıkkını içermektedir. Ene ehtemmu bil kitabeti ihtimamen kebiran. Ene ben ehtemmu önem veriyorum, önemsiyorum bir kitabeti yazmayı ihtimamen hem de çok kebiran, çok fazla, çok büyük bir önem veriyorum. Buradaki ihtimam kelimesi ehtemmu, ihtemme, yehtemmu, ehtemmu. Aynı kökten gelmekte. Mesela ha var, te var, mim var, ha var, te var, mim var. Aynı kökten mastardır. Dolayısıyla tekit ifade etmektedir. Mefhulu mutlaktır yani. Evet ben öncelikle ektubu merraten. Ektubu ben yazarım merraten bir defa. Merraten mefhulu mutlaktır. Sümme sonra ekra'u okurum. Kıra'aten seri'aten. Yine sıfat mensuf ilişkisi olarak menfur muta karşımıza çıkmıştır. Hızlıca okurum. Sümme sonra usahihu el kitabete. Usahihu düzeltirim el kitabete. Yazıyı tesahihan ceyyiden. İyice düzeltirim. Usahihu ile tesahih aynı kökten gelmektedir zaten. Mastardır. Yani aynı kökten derken ne kastediyor? Saat var, ha var. Saat var, ha var, ha var. Aynı harfleri içeriyor yani. Peşine Ceyit gelmiştir. Onun sıfatıdır. Yine sıfat-mesuf ilişkisi olarak karşımıza çıkan bir mefhulu mutlak bölümü var idi. Merhaba, Merhaban enemeryem. Uhibbu el-kıraete hubben şediden. Uhibbu severim el-kıraete okumayı hubben şediden. Çok severim. Hüb. Bu aynı kökten değil mi? Ha var, ba var, ha var, ba var. Ve ki, bunun için ezzûr ziyaret ederim. El mektebete kütüphaneyi ziyâreteyn iki defa fil subu'i haftada. Ve ve okurum el kıssasla hikayeleri Hunake burada kıraeten eten, sessiz bir şekilde hikayeleri okurum, okuyorum. E Ekra'u kıraeten kafra ve hemze var. Kaf var, ra var, hemze var. Aynı köktendir. Gra, eten, mastardır. Mensuptur görüyorsunuz. Ve aynı zamanda nekridir, belirsizdir yani. Dolayısıyla burası mef'ul mutlaktır. Mensuptur. Hadiye onun sıfatıdır. Yine sıfat mensuf ilişkisi olarak karşımıza çıktı. Ayetlerin bir kısmına bakalım. Ve te'kulûne turâfe eklen, te'kulûne ekele tek kulu eklen, bu mastardır, nekredir, mensuptur yani ve fiil de aynı köktendir. Tuhibbûnel mâ lehübben, tuhibbûne ha var ba var, ha var ba var, aynı köktendir. Eklen de aynı köktendir, yani burada hemzeyi görüp burada hemzeyi göremedim demeyin, te' şuradaki de hemzedir, burada hemze var, keflam ve de keflam aynı şeydir. Dükketi razı dekken dekken zaten geçmişti. Diğeri de geçtiğinden buraya tekrar yazmadım. İlgili ünite kolay bir ünite olarak gözükmekte. Harfi C ile birlikte fiil kullanımları. Ba'zul efe'ali el müstamile ma'a cerri. İttefaka fiilinden sonra ala harfi cerri gelecek ve bir konuda anlaştığı manasına gelecek. İttefaka derken ittefaka veya türevlerinden sonra sonra derken ittefaka ile ala arasına başka kelime de girebilir. İttefakna ale rehleti ile Uruba Avrupa'ya yolculuk konusunda anlaştık. Lem ettefik lem ittefaktum Senettefiku Ala 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 İttesalebi birine telefon etti Aradı manasına gelir İttesaltu bike Dün senin defalarca aradım Hel ittesalte bi Yettesil bi İttesaltu bi den sonra min gelecek birinden bir şeyden yararlandı, faydalandı manasına gelecektir. İstefare tullabu min. İstefettu min, yestefidu min. La istifidu min el mektebeti ceyiden. Kütüphaneden pek iyi yararlanamıyorum. La istifidu min. İltaka bi. Biriyle buluştu bir araya geldi. İlteka'dan sonra bi harfi cerri geliyormuş. İlteka derken yelteği de olur, telteği de olur yani türevleri de dahil buna. Geçtik ve Arapçada kalıp ifadelere geldik. Hal'ar-ras ve'l-aynı başım gözüm üstüne. Hel yümkünü en tahmila haqa'ibi ila El beyti çantalarımı eve kadar taşıyabilir misin? Hel yumkinu mümkün müdür olabilir mi? En tahmile senin taşıman hakaibi çantalarımı ile el Beyti eve. Alel re'si vel ayni başım gözüm üstüne. Bana caddeden karşıya geçmekte yardımcı olabilir misin? Hel en tusaide ni bana yardım etmen mümkün müdür? Li uburi şari'i caddeden karşıya geçmem noktasında. Tab'an ala rõsü vel ayni. Tab'an tabi elbette başım gözüm üstüne bi kulli sururin memnuniyetle hel yumkinu en tahmile hadihil kutub ila mektebi bi kulli sururin memnuniyetle fi emanillah Allah emanet olunuz usafiru gaden ila beledi inşallah fi emanillah Allah emanet ol. kıraatun yeni bir okuma parçası fil camiati üniversitede sara bu. sara yürüdü et tullabu öğrenciler iler külliyeti fakülteye doğru seyran yani hızlı bir şekilde yürüdüler sara seyran seyir nedir mefhul mutlaktır çünkü sara fiilin aynı kökünden mastardır, nekredir, mensuptur, mefhul mutlak olur. Peşine sıfat gelmiş. Demek ki sıfat mevsuf şekliyle, bu yöntem ile yapılmıştır. Bu yöntem ile yapıldığına göre ne mana ifade eder? Yapılış biçimini ifade eder. Yapılış biçimini ifade edebilmenin iki yolu var. Ya aynı kökten mastar gelecek ve muzaf olacak. Ya da aynı kökten bir mastar gelecek ama mevsuf olacak. An itibariyle mevsuf olarak gelmiştir. Burada yani yapılış biçimini bildiriyor ve dehalu girdiler ila sufu fihim sınıflarına Saffun sufufun cemim keser ve celesu oturdular fi mekaidi oturacakları yere sümme sonra bede başladı el dersi ders el ezdir. birinci ders ilk ders ki ve he, o ilk ders de nedir dersü lügatil arabiyeti arab dili dersidir de, Dehale Girdi. Üstazul lugatil arabiyeti. Arap dili hocası girdi. Nereye? Es-saffe sınıfa girdi. Ve rahabe merhabalaştı, selamlaştı. bit dullabı öğrencilerle terhiben cimilen. İyice, güzelce. Terhib, rahabe fiilinin master olmakta. Tefel babından master'dır nekro olduğunu, mensup olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda mensuptur, sol tarafında sıfatı vardır. Dolayısıyla burada yapılış biçimini ifade etmektedir. Tekit değil, sayı değil. Güzelce, iyice. Ve se'ele sordu. Hum o öğrencilere kim? El üstazı, öğretmen. Sualeyni. İki tane soru yöneltti onlara. Se'ele kökünden. Se fiil mazi. Sualun, sualan, sualeyni. Bu da maslardır. Tesniyedir an itibariyle. Dolayısıyla adet bildiriyor, değil mi? Adet bildirmektedir. Ee, o zaman ne olmuştur? Müfürü mutlaktır yani. Mensuptur. Nasıl alameti yağdır? Tesniyelerde yağ, nasıl alameti olur? Ve ardından yani hocanın öğrencilere soru sormasının peşine ne oldu? Ecabe cevap verdi. Abdullah öğrenciler an huma o iki soruya. Nasıl bir cevap? İcabeten sahihaten doğru bir cevap. Uygun bir cevap. Ecabeden icabe gelmiş. Mastardır. Mevsuftur sıfatı sahihadır. Dolayısıyla sıfat mevsuf biçiminde gelmiştir. Yapılış biçimini ifade etmektedir. Buradaki mef'ulü mutlak. Sümme sonrası ele sordu. Elisazı öğretmen selasete es iletin uhra. Başka üç tane daha soru sordu. Ve ardından ecabe cevap verdi. ha o sorulara ba'vuddullâh. Öğrencilerin bir kısmı. Liyenne çünkü ba'vahum onların bir diğer kısmı lem yesteiddû. Güç yetiremediler. Hazırlayamadılar. Litil kel es bu sorular için isti'dalen tamamen tam bir cevap hazırlayamadılar. Tam bir cevap vermeye güç yetiremediler çünkü isti'de olsun isti'de olsun bunlar hazır değillerdi yani. Tam olarak hazır değillerdi. Yesta'iddu kökünden isti'dadan mastardır. İsta'adde yesta'iddu isti'dadan istif'alen bilenler için istifal babından mastardır. E, nekredir, mensuptur, mevsuptur sıfatı tam olarak gelmektedir. Dolayısıyla isti'dadan buradan mef'ul mutlaktır. Sıfat mevsuf ilişkisine göre gelmiş. Dolayısıyla fiilin yapılış biçimini ifade etmektedir. Fe ardından sâmeha, müsamaha gösterdi. Hum o öğrencilere el ustazu öğretmen onlara müsamaha gösterdi. Yani anlayışlı davrandı. Li'ennuhu çünkü öğrenciler kâne idi ya'rifu. Li'ennuhu çünkü hoca kâne idi ya'rifu biliyordu. Müstevet dullâb öğrencilerin seviyelerini biliyordu. Küllel ma'rifeti tam manasıyla bunu bilmekteydi çok iyi biliyordu. Burada kül kelimesi e, ne yapmıştır? Mef'ulü mutlak olarak kullanılmıştır. Sümme sonrası se'ele sordu. Hum onlara el üstaz öğretmen kailen şöyle diyerek. Hel garatum okudunuz mu? Ed derse dersi fil beyti evde. Ardından ecabe ba'duhum öğrencilerin bir kısmı cevap verdi. Nam evet ana biz okuduk. Ed derse derse hem de kara'ateyn iki defa okuduk. Kara'a kara'ateyn aynı köktendir. Yukarıda da geçmişti herhalde değil mi? Sualeyni diye geçmişti. Bu da kara'ateyn diye geçti. Mifur mutlaktır sayı bildirmektedir. Ve gader aharun diğerleri başkaları şöyle cevap verdi biz okuduk ederse dersi 4 biz 4 defa okuduk. İki defa da değil. Sayı bildiriyor yine. ardından Şekara el-ustazu teşekkür etti. Dulla öğrencilerine hem de şükran cezilen çok teşekkür etti. Şekara'dan şükür kelimesi mef'uru mutlak olarak gelmiş peşine cezil yani sıfatı gelmiştir sıfat mevsuf olarak geldiğinde yapılış biçimini ifade etmekteydi. Sayı değil yani veya tekit değil. Biçim. Ve gâle dedi lehum onlara yönelik öğretmen şöyle dedi. Entüm sizler hakkan cidden de gerçekten de tuhibbune seviyorsunuz. El luvetel arabiyeti Arap dilini kesiren çok seviyorsunuz. İnteha sona erdi. Dersül evvelu ilk ders sona erdi ve bedet başladı. El istirahatu istirahat dinlenme yani teneffüs başladı. Ve dehebe gitti. Ba'du tullabi öğrencilerin bir kısmı ilerle maksifi yani kantine gittiler. Niye? Lişur bir şey çay satın almak için ve ba'duhum bir diğer kısmı da dehebe gittiler. İler hadigati bahçeye. Niye? Niyesini söylemedim. Ve ve döndüler bir suretin hızlıca. Neyden önce? Kable bidayeti dersi esani. ikinci dersin başlamasından önce hızlıca döndüler. Ve kâne dersü sani ve ikinci ders idi. Ders es-sirati. Siyer dersi Fihi onda vardı. O deste yani. Teallame et-dullâbu. Taalleme öğrendi. Abdullah'ı öğrenciler, maal muallimi öğretmenle birlikte işlediler. Neyi? Gazvete Bedir'in Bedir gazvesini işlediler. Resme er ve resmetti Abdullah öğrenciler, maal ustazi öğretmenle birlikte öğrenciler resmetti. Çizdi yani. Neyi? Haribatel gazveti. Gazve haritasını resmen dakikan hem de. Yani detaylı bir şekilde bunu çizdiler. Ve kâne dersu su, üçüncü ders idi. Dersel musiki. Musiki dersiydi. Elde de o musiki dersi ki yuhibbu, seviyordu. Hu onu etdullâbı öğrenciler hem de kesiren çok. Ve yentezirûne ve bakıyorlardı, bekliyorlardı hu ona onu bekliyorlardı kulle usbuin hafta boyunca tüm hafta resim dersine müzik dersine şu an için ne istiyoruz? müzik dersine beklerlerdi bekliyorlardı intizar al müştaki intizar al müştak kelimesi müştak özlem demek intizaral al müştak özlemle bekliyorlardı. Yentezirûne intizar geliyor peşine görüyorsunuz. Aynı kökten yani. yani yentezirû fiildir. İntizar mastardır. İntizar burada o zaman nedir? Mefulü mutlaktır. Hangi şekilde yapılmış? El müştakki. Bu defa kendisi muzaf olarak gelmiştir. Ve fihi o derste yeteallemu öğreniyordu. Banzudullâ ve öğrencilerin bir kısmı yapıyordu, işliyordu. El-ezfe. Azif çalmak demek. El azfe alel nâyi. Neyi çalmayı öğreniyordu? Vel uli ve ut çalmayı öğreniyordu. Ve bazı bir kısmı ise yeterli öğreniyordu. El azfe yine çalmayı. Alel kanuni. Kanun çalmayı öğreniyordu. Ve bazı bir kısmı ise la yuhibbune sevmiyordu. İlla ancak el istima'a. Fakat yalnızca dinlemeyi seviyordu. Başka da bir şey sevmiyordu. Bir kısmı da böyleydi öğrencilerin. İrbit bil hayati. Hayat ile yaşam ile ilişkilendir. İzdadet arttı havadisü seyyarati. Havadis kazalar seyyarat otomobil. Araba kazaları arttı hem de izdiyaden kebiran. Büyük bir artış gösterdi. İzdadet, izdiyat. Aynı kökten maslar geldi burada ve sıfat var peşine. Demek ki burada yapılış biçimini mi ifade etmiş oldu? Çünkü sıfat mensuf ilişkisi var. Evet. Büyük bir artış gösterdi trafik kazaları. Ne zaman? Fissenevatil ehiratı. Son yıllarda trafik kazalarına büyük bir artış oldu ve netice annu zalike ve netice neticelendi annu bu kazalar vefatul vefat ala fil muvatinin alaflar binlerce vefat vefat can çıkması muvatinin vatandaşlar demektir toparlamak gerekirse burada ne kastedilmiştir binlerce vatandaşın ölümüyle neticelendi diyor bu kazalar binlerce vatandaşın ölümüyle neticelenmiştir Fe esra'at ardından esra'at acele etti. El hükümetu hükümet ila ve va'i kavanine. Kanunlar koyma noktasında hükümet de acele etmiştir. Bunun peşinde madem ki böyle oldu. Nezzame yunezzimu tünezzimu. Kanunlar koyuyor da nasıl kanunlar? Tünezzimu es seyra. Alet tariki. Yol üzerindeki seyri düzenleyici kanunlar. Tenzimen muhkemen muhkem tenzimi ifade etmek için. Muhkem sağlam demek, tenzim düzenleme demek. Sağlam bir düzenleme yapmak için. Ve temna'u Es ve temna ve mani olmak için. Es sur'ate hıza hem de men'en tamen. Tam bir mani, tam bir engel olmak için. Tunezzimu tenzim. Aynı kökten geliyor. Mastar mefhulü mutlak peşine sıfat gelmiş. Temna'u men'en. Peşine gelmiş yine bir sıfatı var. meneden men'en bu da mastar mefhulü mutlaktır dolayısıyla. Ve tun tunziru ve uyarmak için el muhalifine muhalifleri neye muhalif olan kurallara uymayanları uyarmak için daran şeriden ciddi şiddetli bir şekilde uyarmak için tunziru inzar inzar yine nedir aynı kökten mastardır mefhumu mutlaktır ve der ki bu durum peki niye böyle niye kanunlar konuyor hıza engel olmaya çalışılıyor uyarılar var niye böyledir ne amaç taşınmakta? Fi muhaveleti fi muhalevetin lil hifzi sağlığı korumak amacıyla. Muhavele <laughs> amaç demek. Lil sağlık. Sağlığı korumak için. Ala selametil muvadınine vatandaşların selametini korumaya yönelik bu kurallar. Şaraket katıldı ve sailul i'lami el muhtelifetu çeşitli medya kuruluşları katıldı. Ne fi tevaiyeti sa'iqina. Fi tevaiyeti sa'iqin sürücülerin bilinçlendirilmesi alanında yani. Bi enzimeti seyri. Bi enzimeti seyir... trafik düzeni demek. Trafik sistemi ne demek? Yönelik onlar da katıldı. Ve gamet gerçekleştirdi. Eksamul mururi. kamet yaptı, gerçekleştirdi ki Eksamul murur yani ıı, trafik departmanı, trafik bölümü bir vacibiha kendi görevlerini gerçekleştirdiler, yaptılar. Ve ardından Erselet gönderdi. Seyarati şurdati. Şurada polisler yani polis arabalarını gönderdi. Teduru dolaşıyor, dönüyor. Şi şevar yani caddelerde hem de devrateyin iki tur. Şi sabah, sabah vaktinde ve mesai ve akşam vaktinde iki tur atıyorlarmış. Niye bunlar polis arabaları iki tur dolaşıyor? Li mürakabeti seyri ve tenzimiği yoldaki tenzimi düzeni ve seyri gözetlemek için. Murakabe gözetlemek demek. Es seyri yolculuğu ve düzeni gözetlemek için. Fakat muhakkak ki eddet yerine getirdi. Hadihil icraat bu icraları ile taklili taklil bazı kere az defa min havadisi seyri havadisi seyir yukarıda yine geçmişti. Trafik kazaları, araba kazalarının azalmasına bu icraatlar ne yaptı? Destekledi yani. Eddet destekledi. Neden oldu? Ha icraatı bu icraatlar. Bu trafik düzenlemeleri, polis arabalarının dolaşması destekledi. Neden oldu? Neye? İle takriyle azalmaya. Min havadisi seyri trafik kazalarının azalmasına neden olmuştur. Bunu sağlamıştır. Muhtaratul minemsalli arabi. Her başın bir baş ağrısı vardır. Kullu ra'sin bihi suda. Bugün işini yarına bırakma. La tuakhir amelel yevmi ilel gadi. Et tedribatu. Alıştırmalar bölümüne geldik. Alıştırmalar bölümünde Mefhul mutlak bul diyor. Şimdi fiil name ise namenin masları nedir? Nevm'dir. Dolayısıyla bu seçilmeli. Buraya gelip vukuf seçmezsin yani. Tezdehimu izdeheme yezdehimu tezdehimu. Bununla alakalı bir maslar. İzdiham olacaktır. Garaden krat olacak. Garrartu garrara fiilinden bir mastar arıyorum şu anda. Var mı? Bu defa yok. Karara. Kaf ve -ra, ra arıyorum. Göremedim. Bir yaşı burada kaf, ra ve hemze var. Yani gara e. Kıraat olmalı. Karara yazmıyormuş. Kıraat olacak. Dörtte karartu. Karartu karar verdim. En entezira. Beklemeye karar verdim. Şurada da fiil varmış. Bu fiil biraz geç gördüm. Bu fiilden mastar ararsın. Entezuru intizar gelir. Şudur. mefur mutlak burada. intesara intisar gelir. Fehime fehmen gelir. Vekafet ve kafe kökünde vukuf, vavkaf ve de fey buldum. Zahara'dan bir tane de bulmamız lazım. Zuhur gelir. İşlem tamamdır. Kolay mıydı? Kolaydı yani. Aynı kökten harfleri aradım. Fehime. F fe olacak. H olacak. Mim olacak. Burada var. Zahara. Şu harfleri yan yana buldum. Gara. E. Şu harfleri ara. Garrartu. Bunu aradım yokmuş. Mer zaten solda bir fiil daha varmış. Biraz geç uyandım. O fiilden bir kök aradım ve buldum. 2 mefhur mutlak olacak şekilde doldur diyor. Yapılış biçimlerini uygula buraya. Eca el veledü <laughs> istekbele fiilini buraya yazarsan fır mutlak olmaz. Bunu mefhur mutlak yapacaksan istikbalen maslara çevirip yazmamız gerekir. Bakalım ne kastedilmiş. Cevaplar üzerinden gidelim. Ecabel veledü icabeter <laughs> raculi cevap eden mastar. Sağ mastar getirecek ama bakıyor ki seçeneklerde sara kökünden bir mastar var mı? Yapabilir misin? Yok. Ama aynı kökten ne var? Meşa'nın mastarı var. Meşa, yemşi Onu seçmiş. Yani zaten bir fırımlattık iki şekilde olabilirdi kullanılacak lafız bakımından. A şıkkı aynı köktendir, aynı harfleri içeren bir mastardır. B şıkkı aynı harfleri içermese de aynı mana içeren bir mastardır. Burada o. ikinci şık. B şık uygulanmıştır. C'ye baktığında merra var. Merra'dan yine merra gelecektir. Muzafil. Buradaki. Burada da masları. mastarı. İstekbelne. İstikbale gelecektir. İstekbenna, istekbeltu, istekbenna burada fiildir. İstikbal burada nedir? Mastardır. Nameden, nevm aranır. Gara'na, e krat var yine. Necahat, necaha kökünden, necahan gelir. Rahabeden, terhip gelmişti zaten. Yani ilgili fiilin mastarı aranıyor. Ya manacı aynı ya lafızcı aynı olmalı. Fiilin sayısını belirten mefuru mutlak olacak şekilde seç. Fiilin sayısını belirtsin. O zaman ne olacak? Ya faaleten yani sevceten kalıbında müfret seçeceksin. Ya onun tesniyesi ya da onun cimisini seçmen gerekir. Secede el müslimu secdeten vahideten. Şimdi vahide bir demek. Bir manasına gelen cümlede kelime varken sen gelip tesniye seçip buraya koyamazsın. Secdeteyn iki defa vahideten, vahideten tek olur uyum olmaz. Yani seçeceğimiz kelime cümlenin sayıyla ile, soruyla ile uyumlu olmalıdır. Sol tarafta tekil bir kelime var. Tek manasına gelen bir kelime var. O zaman teki seçmen gerekir. İkinci cümlede fi yevmeyni tesniye bir kelime varken tekil serimeyi seçemezsin. Ne yapman lazım? Buradaki tesniye uydurman gerekir. O da ne olur? Devrateyn. Hocam devratani de tesniyedir. Ama bu raf halinde elifle yazılmış. Bize nasb halinde kelime lazım. Çünkü mefur mutlak olacak. Mefur mutlaklar mensuptur. Dolayısıyla devra seçmemiz gerekir. Garattu suratel fatihati. Fatiha suresini okuduğum. Vahideten bir defa demiş. O zaman kıraeten olur. Kıraetun olamaz zaten. Merfu çünkü. Kıraetin de olamaz. Bu da mecrur. Hepsi tekil. Hepsi müfret. Evet ama mensup olan yalnızca bu. Ve bize mensup bir kelime lazım. Çünkü mefur mutlaklar mensuptur. Şeri yazmış ama şeri yani. Şeri b et tiflu minel main. Çocuk sudan içti. Ee, şerbetun mi diyelim? Şerbetun diyebilir misin? Diyemez. Neden? Merfudur. Şerbetin diyelim. Mecrurdur. Bu da olmaz. Çünkü mefru mutlaklar mensup olmalı. Mensup sadece ortadaki kelimedir. Bu da eser yazılmış demeyin yani. Bu çünkü tesniyedir. Tesniyenin nasb alameti ise yağdır. İrab konusunda zayıflık hissedenler daha önceki ünitelerimizde isimlerde irap veya genel olarak İrab ünitesini izlemelidir. Dakkat es sa'atu dakkatun olur mu? Olmaz. Neden? Merfu çünkü ötrede bitmiş. Dekkatani olur mu? Olmaz. Bu da merfu. Tesniyedir. Elifle yazıldığı için merfudur. Dekkateyni olur. Mensuptur. Ya yazılmış çünkü. Ekele el veledu ekletun merfu ekletin mecrur olmaz. Ekleteyni tesniyedir. Nasıl alameti yağdır. Bu kelime esreyle bittiyse mecrurdur demeyin yani. Çünkü tesniyedir. Tesniyenin nasıl alameti yağdır. Dikkat ederseniz ya cümleye sol tarafındaki ekleri uydurmaya çalıştık ya da hep mensup kelime arıyoruz. Niye mensup arıyoruz? E çünkü mefur mutlak arıyoruz ve mefur mutlaklar mensuptur. Varabe 7'ye baktığımızda varbeten olmak zorunda. Çünkü geri kalanlar her ikisi de merfudur. Celese el veledü celseten olmak zorunda. Çek mensup bu. Sağdaki merfu soldaki mecrur. Sıra geldi 4'e anlamca sözde mef'ul mutlak olabileceği bulun demiş. Gaadet oturdu Zeynep bu Zeynep gaade ruku'an sucudan culusan. Gaadet Zeynep bu Zeynep oturdu neye oturdu? Ruku'an rukuya oturdu. Hayır, culusan oturmakla oturdu. Yani şunu anladık ki e, aynı kökten bir, aynı kökten değilse aynı manadan olması gerekir demiştik. Burada o işlenmiştir. Şuradaki fiillerin aynı manayı ifade eden kelimeyi seçmek istemişlerdir. Gayde oturduysa ceresede oturdu. O zaman bu seçilmeli. Vakafe, durmak. ve Vaka, ben durdum. Kıyamen, kıyama durdum. İrtifan yükseliş sucudan secde. Burada da kıyam seçilmiş 3'te. Meşe, halet, seyran. Aynı manadadır seyran. Terhip, selamlamak demek. Cülüs, oturmak demek. Seyir, hareket etmek. Yürümek, meşe da aynı. Zürtü, İstanbul. İstanbul'u ziyaret ettim. Meşen, yürümek. Merratun, bir defa. Merratin, defalarca. Merratin, umarım. Merratin, mecrur değildir. Esreyle bitmiş olmasına aldanma. Bu kelime mensuptur. Çünkü cemim önüne salimdir cem müennes salimler dik bir elif ve hemen sonunda ta ile biten kelimelerdir burada olduğu gibi. Ve bu kelimeler asla feta almazlar. Bunların esreleri feta sayılır zaten. Dolayısıyla bu mensuptur. Yani an itibariyle burada adet bildiriyor. Aynı kökten bir mastar değildir. Aynı mana ifade eden bir mastar da değildir. Efhem el <laughs> kıssa bazı kelimesi kullanılmıştır. Bazı kelimesi burada mefhul mutlak olarak kullanılıyor. Yuhib vel suazu dullabehu kül. Kül de kullanılırdı biliyorsunuz. Kesir de kullanılır. Galil de kullanılır. Kesir sayı bildiriyor yani. Çok. Galil de sayı bildiriyor. Az manasında. Harfi cerle doldurun. İttefakadan sonra ala gelir denmişti. İttesaladan sonra ba gelir. İstifadeden sonra min gelir denilmişti. İltegadan sonra da ba gelir denilmişti zaten. Ve bunları bu şekilde ezberlemeniz gerekir. Yani hangi fiil, hangi aficer birlikte gelir. Çevirin, çevrilmiş. Sara el veledü yetel müsinnine. Sara ile mişe aynı manada. Name ile nevm aynı manada. Yani mana derken yürümeye yürüme işte uyumaya uyuma biri uyudu biri uyumak biri fiildir biri mastardır ayrı mesele ama aynı manadır sonuçta. Kara ile kıra eteyn aynı şey değildir ama. Kıra bu defa bize sayı bildiriyor. Çünkü sayı bildirirken aynı kökten olması gerekmiyor. Kara'tu kıra eten. Sahiheten. Burada şekil bildiriyor. Sıfat mesufu olarak geldi. İttasale bi. Burada da ittasale fiilinden sonra ba harfi cerri gelir demek istemiş. Seere sualen aynı kökten mastar ecabe icabe aynı kökten mastar fehime fehmen aynı kökten mastar secde secedat sayı bildirmektedir. Mensublu nasıl alameti kestredir. Kestre diğer adıyla esre buradan nasıl alametidir. Şahet tu miraran defalarca. Merraten miraran cemidir bu kelimede. Adet bildirmektedir. Bitti diyor. Demek ki sorular kaldı. Sorulara bakalım. Yestefidu er insanu nokta nokta. İstifade yestefiduren sonra hangi harfi cer gelir demek istemiş. Bunu işlemiştik zaten. Hatırlıyor musunuz? Diyor. Min gelirdi. Dolayısıyla 5 şıkkıdır. 6. Ferha el validu. Devam eden bir cümle. Burada ne demiş? İrabı ile alakalı doğru bilgi hangi şıkta vardır? Yoktur. Feriha. Mazifil üçüncü tekil öne geçmiş haberdir diyor. Mahallen merfudur diyor. Oldukça atıyor yani neden haber olsun? Feriha fiildir. El valid onun failidir. El valid müpteda yok. Yine cahi mutlaktır. Fiilin yapılış biçimini bildiriyor. Lamdan dolayı mecrurdur. Hiç böyle bir şey görmedik. Gördük mü biz? Mecurdur, lam vardır. Böyle bir şey görmemiştik zaten. ve le meful bih mensup nasip alameti sondaki fethadır mı? Sonda feta yok zaten. Ve-le-di esre var sonda. O zaman ferhan doğrudur. Doğrudur. Feriha, ferhan. Edirne doğru. 3 ile 7'ye bakalım. 3'te meful mutlakla ilgili bilgilerden hangisi hatalıdır? Bakıyoruz mefhul mutlak bazen mefhul olarak gelebilir. Böyle bir şey hiç okumadık yanlıştır. 7. Bir cümle verilmiş. Cümle aşağıdaki soru edatlarından hangisiyle sorulan bir sorunun yanıtı olabilir. Kara'tu ben okudum el mekalete. Makaleyi kara'eten seriaten hızlıca okudum. Nasıl okudun derse böyle dersin. Keyfe nasıl okudun? Limada niye okudun? Burada niye okudumun cevabı yok nerede okudun? Evde okudum, şurada okudum demiyor. E, kem kaç defa okudun diye sorulabilir. Burada bir defa dememiş, beş defa dememiş. Veya eyyü hangi kitap? şu kitapta dememiş. Keyfe nasıl manasına gelir? Burada da okuyuş biçimini bildirdiği için keyfe olacaktır. Yani Ceyhan'dır. 4. İsa'id de et el lil ihtibari isti'daden ceyiden. mefur mutlak hangi doğru olarak verilmiştir? İsti'adeden isti'dat gelecektir. Uzatına gerek yok. Denizde neden? Aynı kökten mastar. 8. Fehime dersü fehmen dalip. Öğrenci dersi iyice anladı. Fehime ed dersü Fehime et talibu. ''Fehim anladı kim, et talib öğrenci neyi, ederse ed derse Fehmen hem de iyice.'' Yani denizli olur. ''Fehime et talibu, et derse fahmen.'' Kolay bir cümle. ''Cereset et talibatu fil hadigati.'' ''Uygun gelen menfuru mutlak hangisi olur?'' ''Cereset'' teyarike vermemiş ama peşinden menful bir kelime gelmiştir. Bu da fiildi zaten. Bu kesinlikle sukun, cezim olmalı. Celeset oturdu. Talibatı kız öğrenciler. Fil hadigati bahçede celesatun olabilir mi? Olamaz. Merfu. Celesun e yine merfu. Cürüs belki olur. Celesu olsa mefuru mutlak olmaz. Çünkü şu iyidir. Celeseta olsa bu da fiildir. Bu da mefuru mutlak olmaz. O zaman cürüs olmalı. Yani Ceyhan'dır. 8'i zaten işlemiştik. 9. Bu kitabı iki kez okudum cümlesi nasıl ifade edebiliriz? 9'a baktığımızda bu iki kitabı demiyor değil mi? Bu kitabı iki kez okudum. Bu kitabı iki kez okudum. Kaç kez? İki kez. İki kez nerede var? Merrateyni merrateyni. Bunlar iki kez demek. Merraten bir defa demek. Merraten defalarca demek. Edirne'ye baktığımızda Karatu ben okudum. Ha deynil kitabeyni. Şu iki kitabı merrateyn iki defa. Kitabeyn ama iki kitabı iki defa okudum. Burada iki kitap denilmemiş. Denizli. Karatu ben okudum. Ha de kitabe. Şu kitabı merrateyn iki defa okudum. Denizli uyumlu. garatu ha deynil kitabeyni. Şu iki kitabı okudum. Şu iki kitabı okudum. Kaç kez okudum? Onu söylemiyorum. Karabtühader kitabı mevraten. Şu kitabı bir defa okudum, şu kitabı defalarca okudum. Oysa şu kitabı iki kez, iki kez manası Denizli ile Edirne'de de vardır. Edirne'de iki kitaptan bahsedilirken Denizli'den tek kitaptan bahsedilmektedir ki bu yüzden Denizli olacak. Çünkü çeviride iki kitap denilmemektedir. On, Müflüt mutlak ögesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sayı bildiren müflüt mutlak. Sayıyı selasim bildiriyor, merrat mı bildiriyor? Merrat değildir, selasidir. Sel Selas zaten direkt sayıdır, yani üç demek değil mi? Dolayısıyla denizli olmaktadır.